Şimdi 32 yaşındaki Ahmet Korkmaz'ın başı kilolarıyla beladaydı. Bundan bahsetmek istiyoruz. Tam 254 kiloya kadar çıkan genç adam mide küçültme ameliyatı oldu. Sonrasında tam 113 kilo verdi. Bakın nasıl, izleyelim. 1.30'da 1-1.5 ekmek yiyorum. Belim ağrıyor, bacaklarım ağrıyor, kalbim sıkışıyor. Ölmek üzereydim. 2,5 kilo doğdu. 6 aydan sonra kilo almaya başladı. Kendini durduramadı, yedikçe yedi. Kaybolan bir gençliğim, hayallerim, hüsran yani. 32 yaşındaki genç adam bir zamanlar ölümün eşiğindeydi. Hiç nefes alamıyordum, belim ağrıdı, kendi başına ihtiyaçlarımı göremiyordum. Ahmet Korkmaz o zamanlar 254 kiloydu. Aradan geçen 2 yılda tam 113 kilo verdi. Şimdi ise bu kantar 141 kiloyu gösteriyor. Ama durmak yok. Ben bu kantarda 80 kilo altını görmek istiyorum. Zaten kilo vermem de devam ediyor. Ne değişti hayatınızdan o günden bugüne? O zaman evden çıkmayan bir insan. Şimdi daha real oldum. İnsan arasında karışmaya başladım. Güvenim geldi. Eskiden insanların bakışları gözüme bakardı. Şimdi bakmıyor. Onu hayata bağlayansa geçirdiği ameliyat oldu. Tıka basa doymam gerekiyor, ancak o zaman yani sofradan kalkıyorum. Ahmet Korkmaz'ın ameliyattan sonra elbette beslenme düzeni de değişti. Artık şu ekmeği görmek istemiyorum. Turdaki 4 ekmeği ben bazen bir oturuşta yiyordum, yetmiyordu bile. Şimdi sadece sabahları sadece bir dilim kepekli ekmek tüketiyorum. Evde 4 duvar arasında olmaktan da mutlu değilim. Artık herkes gibi ben de dışarı çıkıp kendi ekmeğimi kendim kazanmak istiyorum. Ameliyattan sonra verdiği kilolar onu mutlu etmedi. Ne kadar azimli oldu ortada ama gittiği her iş görüşmesinde şu cümleyi duydu. Sarkıkların var, seni işe kabul edemeyiz. Önyargılı davranıyorlar. Benim aklım çalışıyor, elim kolum çalışıyor. Ama yani bu sarkıklarımdan kime ne? Ben sonuçta yani el becerisi olan bir adamım. Bunu açık açık size söylüyorlar değil mi? Söylüyorlar yani, yüzüme söylediler. Bana kimse balık vermesin, kimseden ben para istemiyorum. Bana sadece balık tutmayı öğretsinler, bana iş olanağı sağlasınlar. Az önce magazin haberinde de Sara Abdullah söyledi aynı şeyi. Yani kişilerin dış özellikleriyle ilgili dalga geçmek, konuşmak, tabii, yorum yapmak neden bu kadar sizi ilgilendiriyor? Neden bu kadar kolay? Yani evet, ne kadar güzel bir şey söyledi. Ben kilo almıştım, verdim. Dış görüntüsünde de hiç öyle rahatsız edici bir durum yok. Daha da verecek. Daha da verecek. Niye diyor. Ayrıca bir estetik operasyonla da o sarkıklarından da kurtulabilir kısa bir süre sonra. Aynen. Bunu da başarabilir. Destek olmak lazım. Ben de ekmeği kestim ama makarnayı kesemiyorum. Yani sabah akşam makarna yiyorum. Claudio da birazdan bizlerle, evet, beraber olacak. Bir makarna yapın bana da, ikisini de. Sen de yapacaksın. Ben de yapacağım. Hep beraber. Acaba hangimizinkini beğeneceksin? Bu arada biliyor musun ki İtalyanların mesela bazen makarna diyeti diye bir şey var. Ben onu sormak